Emekli zammında Mehmet Şimşek'e o rakam çok geldi. Emekliye zamda karar o tarihe ertelendi. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak emekli zammına çevrildi. Emekli zammında o rakam hazineye getireceği ek yük nedeniyle sıcak karşılanmadı. Emekli kök maaşı 8 bin TL'nin altında olan 1,8 milyon kişi, 6 aylık enflasyon verisinin %24,73 gelmesiyle sıfır zam aldı ancak yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Bu kapsamda %24-73 lük zammın üstüne %20 daha eklenerek, en düşük emekli aylığının 12.000 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. Peki, kim ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4A Sosyal Sigortalar Kurumu, 4B Bağkur Emekli Maaş Zammı Temmuz 2024 ne oldu. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, hafta başında AK Parti'nin ekonomi kurmayları seçenekleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Görüşmeden net bir sonuç çıkmayınca, kurmaylar ikinci kez toplandı. Daha önce parti ve külliyedeki toplantılarda yapılan çalışmalarında değerlendirildiği görüşmelerde, net bir formül ortaya konulamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar hızlandırıldı. Toplantılarda kök aylığın artırılmasının emekliler için avantajlı olduğu, ancak bu formülün en düşük primi ödeyenlerle yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkını daraltacağı, bunun da adaletsizliğe yol açabileceği belirtildi. Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri gündeme geldi. Ancak herkese 2000 TL'lik seyyanen zam yapalım önerisi hazineye getireceği ek yük nedeniyle sıcak karşılanmadı. Çalışmalar, en düşük emekli maaşını artırma ve seyyanen zam seçenekleri arasında devam ediyor ve nihai kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik çalışmalarda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesi kurmaylarına emeklilere yapılacak zam konusunu çalışın ben NATO zirvesinden Türkiye'ye dönene kadar bu işi bitirin, dediği iddia edildi. Erdoğan'ın bugün yurda dönmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacak şekilde hazırlanması halinde, tek maddelik bir değişikliğin yeterli olacağı ve bu değişikliğin, torba yasaya eklenerek hızla meclisten geçirilebileceği belirtildi. Çalışma tamamlandığında, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine bu ay yapılacak, %24,73 oranındaki zamma rağmen 1,8 milyon emeklinin maaşı, kök aylıklarının düşük olması nedeniyle 10 bin lirada kalıyor. Ekonomi kurmayları tüm alternatifleri değerlendirerek etki analizlerini yapıyor.